Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır benden istenen yeni bir tur videosu ile karşınızdayım. Bu salon tur videosu olacak. Salonla ilgili bu işte tadilatlardan çok bahsetmedim. Çünkü yatak odasında bahsetmiştim. Tavanlar ve işte yerlerle ilgili bir dönüşüm olmuştu. Bir de kapıyı boyamıştım. Burada diğerlerinden farklı olarak sadece tavan kısmına led ve spot eklettim. Çünkü burası kuzey cephe ve ışığı biraz azaldığı için bunların, yani tarzıma çok uymasa da çok ışık sevdiğim için eklettim. İsterseniz daha fazla uzatmadan tur videosuna geçelim. Şimdi hemen kapı girişinden başlamak istiyorum. Yatak odası turu videomu izleyenler zaten antreyle ilgili küçük bir fikir sahibi olmuştur. Burayla ilgili de daha sonra detaylı, özellikle yaptığım projeleri paylaştığım bir video sizlere aktaracağım. Ama şimdilik salon turuyla devam etmek istiyorum. Bu salonla ilgili sevdiğim ve sevmediğim kısımlara da değinecek olursak, aslında salon kapısını çok sevmiyorum. Çünkü bence salon ve mutfak gibi alanlarda ışığı dışarıya geçirmesi için daha cam panellerin olduğu bir kapı olması gerekiyor. Ama bu eve taşındığımda mevcut kapı böyle olduğu için, kapıları da değiştirmediğim için, sadece boyattığım için bu da böyle oldu. Şimdilik böyle ama normalde çok sevdiğim söylenemez. Şöyle devam edecek olursak, burada yemek alanı var. Bu salon 25 metrekarelik bir salon. Çok büyük bir salon değil. Ama işte yemek alanı ve oturma alanı olarak ben ikiye ayırmak istedim. Bu yemek alanı bölümünde aslında en çok dikkat çeken nokta şu mercan rengi. Ben ilk olarak aslında mutfağımda bir mercan red rengini uygulamıştım. Yani mercan kırmızı. Burada ise mercan koral rengini uyguladım. Sadece bağımsız olarak mercan kadensi, mercan koral rengini aldım. Ve onu sünger rulo ile uyguladım. İçinde herhangi bir boya yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bu boyayı yaparken yaklaşık 3-4 kat boyadığımı hatırlıyorum. Çünkü bu kırmızı alt tonlu boyalar, bu da stil mat serisi bu arada. Normalde duvar için çok uygun değilmiş. O yüzden ben dediğim gibi 3-4 kat boyadım. Çünkü kapanması biraz daha zor oluyor. Ama 3-4 kat boyarım derseniz, özellikle böyle küçük bir alana sahipseniz, bence kesinlikle kullanabilirsiniz. Ben yine de kullandığım malzemelerle ilgili bütün linkleri aşağı sizlere ekleyeceğim. Bu boyayla ilgili sevdiğim en güzel kısım aslında bu şekilde böyle çok güzel bir dokusunun olması ve mat durması. Şöyle yan tarafa geçtiğimizde yemek alanını dekore ederken, yani bu kısımda böyle bir kolonum vardı. Ben bu kolonu işte bu yan duvarla ya da burayla nasıl bağlantı kurarım tam olarak bilemediğim için ilk etapta buraya hiçbir şey yapmadım. Zaman geçtikçe işte sadece şu kısmı renklendirdim. Buraya bir IKEA'dan çerçeve rafı astım. Onu da duvarla aynı renge boyadım ki nötrlük bozulmasın istedim. Burada ise yine benim yapmış olduğum bir kilim dokuma çalışmam var. Bu tarz makrame işte ya da hani kilim dokuma çalışmalarını Ersin Doğan Design hesabımda bulabilirsiniz. Instagram hesabımda. Onun dışında bir de şunu söyleyeyim. Ben 5-6 yıllık Instagram hesabımın ismini daha kolay akılda kalabilsin diye Ersin Doğan Home olarak değiştirdim. Eğer takip etmek isterseniz ev dekorasyonu ve işte kendimle ilgili birçok detayı paylaştım. Instagram hesabı Ersin Doğan Home Instagram hesabı. Böyle devam edecek olursak, dediğim gibi bunu ben yaptım. İşte burada çok bir şey kullanmak istemedim ki hani iyice yoğunluk ve böyle karışıklık olmasın istedim. O yüzden sadece bu duvarı renklendirdim. Buraya da böyle bir çalışma astım. Burada ise bu çerçeve yine IKEA. Şu objeyi ben Koçtaş'tan almıştım. Şu da aslında H&M'in bir sütlüğü. Buna da ben çiçek koydum. Ve burada böyle dekoratif olarak koymak istedim. Çünkü bu raf ince olduğu için çok ciddi ve detaylı bitkiler koyamıyorum. Masa ve sandalyelerle ilgili bilgi verecek olursam, bana sandalyelerle ilgili inanılmaz soru geliyor. Ben bu sandalyeleri de yine tabureleri yaptırdığım yere yaptırmıştım. O yüzden özel yapım ve satılan bir yer ne yazık ki yok. Masada ise şöyle size fikir vermesi açısından söylüyorum. Masanın şu üst tablasını ben eski gardırop kapaklarından yaptım. Sadece marangozda şu yan kısımlarını kestirdim. Üstüne ise bir önceki
videomda, daha doğrusu bir ya da iki önceki, yani atölye yenileme projemde kullandığım rölyef pasta uyguladım. Ve taraklı kısmını değil de budaklı kısmını kullanarak bir böyle ahşap doku görüntüsü verdim ve tamamıyla beyaza boyadım. Bazı yerlerinde çok açık böyle taş rengini açarak, yine kadens taş rengini açarak böyle yer yer desenler yaptım. Ama genel anlamda böyle daha temiz duran bir beyaz görünüm olsun istedim. Ayakları da dediğim gibi beyaz ve metalden, yani saçtan yapılmıştı. Kalın saçtan yapılmıştı. Oldukça seviyorum. Minimal bir masa. Üstündekiler ise biliyorsun bunun bir büyüğü yukarıda vardı atölyede. Burada ise bir küçük var. O da H&M'den. Ama bunu ben geçen yıl almıştım. Bir sene falan oldu. Şu an var mı yok mu çok bilmiyorum. Yanındaki ise IKEA'dan. Fiyata oldukça uygundu. Rengini de çok sevdim ben. Özellikle şu son zamanlardaki renk skalasına uyduğu için almak istedim. Yandaki tabak da IKEA. Herkes biliyordur zaten. Eminim birçoğunuzun evinde vardır. Alttaki runner'ı da yine ben yapmıştım. Tamamıyla bambaşka bir projede yapmıştım ama sonra böyle küçük bir runner'a dönüştü bu. Atölyede duruyordu, kaldırmıştım ben. Sonrasında dedim neden buraya sermiyorum diye düşündüğüm için getirip buraya serdim. Çok daha tatlı oldu bence. O doğallığı yakaladı. Aydınlatmalar ise benim bir önceki evimde olan, yani 1+1 evimde olan aydınlatmalar aslında. Buraya sadece 2 tanesini ben taşıdım. Bunlar da Tom Dixon'ın replikası. Ben bunları 6 yıl önce falan almıştım. O zaman bu tarz tasarım ürünlerin replikasına ulaşmak gerçekten zordu. Ama şu an birçok yerde siz de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu seviyorum aslında. Çok geniş olmasa bile büyük, uzunca bir balkon. Salonun devamı. Sadece tek sıkıntı şu, bizim sitede komple, yani cam balkonlar ve teraslar çok açık olamıyor. İşte cam balkon oluyor. Biz buraya yani ben bu evi aldığımda da yine cam balkon vardı. Üste teras açtırdığımda da mecburen cam balkon yaptırdım ki genel bütünlüğü kaybetmesin diye. Cam balkonda böyle filmli camlar olduğu için ışığı biraz kesiyor. Ve işte arada da yine salon camı olduğu için çok aşırı aydınlık olamıyor. Özellikle kışın. Yazın yine gayet yeterli bir aydınlığa sahip. Seviyorum zaten. Yani sabah güneşi çok güzel oluyor. Ama biz tabii akşam aldık videoyu çekerken. Aslında burada da yine perde kullanmayı çok sevmiyorum. Ve genelde de kapatmıyorum. Neyse ki burada yani evin yarısında bir iş yeri var. Onlar zaten çok böyle izleyen insanlar olmadığını düşünüyorum evimi. Ki izleseler de cam balkon olduğu için çok içerisi gözükmüyor. O yüzden camların açık olması beni çok rahatsız etmiyor. Zaten hafta sonları, özellikle karantinada akşamları, yani akşam 6'dan sonra rahatlıkla hani yine ışıkları açarak cam açık bir şekilde rahat olabiliyorum. Yarısı zaten, yarısı ise caddeye bakıyor. O yüzden yani perdenin olup olmaması burada herhangi bir mahremiyetimle ilgili bir sorun bana yaşatmıyor. Bunu da özellikle söylüyorum. Normalde bu tarz şeylere asla takılmam ama eminim yorumlar gelecektir. Çünkü bir önceki evimde de işte yatak odasına cam kapı yapınca inanılmaz yorum gelmişti. Ben de şimdi o yüzden böyle aklıma geldikçe her detayı peşin peşin anlatmak istiyorum. Sonra perdelerden bahsedeyim. Tüllerim IKEA bu arada yine. Seviyorum bunları. Bunlar geçirgen, diğerleri gibi böyle dışarıyı göstermeyen değil, dışarıyı gösteren ince tüller. Yanında onların ise üst kısmı keten dak karışımı, alt kısmı ise makrome. Bunu da yine Ersin Doğan Design için üretmiştik. Ama ben satmaya kıyamadım. Atölyede kullandım. O yenilediğim atölyede kullanmıştım. Sonra daha sonrasında da salona indirmiştim. Burada yine şöyle bitki köşem var. Şu taburelerden bende 4 tane var. Yani benzerlerini bulabilirsem sizler için gerçekten eklemek isterim. Çünkü her yerde, her zaman çok kullanışlı oluyor. Özellikle üstüne bitki koyduğunuzda böyle bitki köşesi hani oluşturmak istediğinizde bu tarz tabureler inanılmaz güzel oluyor. Bu arada
Şu ve buradaki sarmaşık bitkim Mamisku'dan bana hediye geldi. Geldiğinden beri de ne kadar oldu hatırlamıyorum. Bir iki ay, iki üç ay olmuştur bence. Ve inanılmaz büyüdü. Çok güzel paket yaptılar. Bana bazen soruyorlar işte hani online bitki nereden alabiliriz diye. Instagram hesabını aşağı bırakırım. Gerçekten Mamisku'nun gönderdiği her şey inanılmaz canlandı ve çok da seviyorum. Burada yine aşk merdiveni var. IKEA'dan aldığım bir marginata var. Şöyle devam ettiğimizde bana sorulan yine salonla ilgili özellikle fotoğraf paylaştığımda en çok sorulan sorulardan biri şu sandalyeler oluyor. Bu sandalyeler Mudo. Ben Mudo'dan aldım. Gerçekten oldukça rahat. Bunlar online'da yoktu diye biliyorum. En son baktığımda özellikle sizler için araştırmıştım. Daha doğrusu Instagram'dan soranlar için araştırmıştım. Gayet rahat yani hani bir salon için bence oldukça rahat. Ama aslında dış mekan mobilyası İskandinav ülkelerinde genellikle iç mekana da konulabiliyor. Ama ben de terası yenilediğimde bunları büyük ihtimalle terasa koymayı düşünüyorum. Burada bir yine IKEA sehpam var. Burada üstünde H&M'dan aldığım bir ahşap tabak var. Bunun üstünde şöyle bir mumluk var. Bunu bana en yakın arkadaşım İsmail Almanya'dan getirmişti. Daha doğrusu oradaki H&M'dan almış. Burada yine bir bitkim var. Bu da yaklaşık bir 10 yıldır falan bizimle aslında. Burada evet, ise iki tane duvar tabağı var. Sepet görünümünde. Aslında sepet örgü. Ben bunları IKEA'dan almıştım. Böyle oldukça taş gibi, sert gibiler. Ama sizler için de buna benzeyen duvar tabakları yapmak istiyorum. Bu da ilerleyen videolarda eminim göreceksiniz. Burada ise Kratbox İzmir'in bana ev hediyesi var. Benim İzmir'de ders yaptığım, workshop yaptığım atölye. Bitkileri çürümüştü bana gelirken ama ben bunlara tespih çiçeği ekmek istiyorum. Ama malum karantina döneminde böyle rahat rahat gezip bir şeyler alamıyoruz. İnternetten birkaç yer bulmuştum. Onlardan sipariş vereceğim ama henüz fırsatım olmadı. Böyle döndüğümüzde ise yine yatak odasında da var aynısı. Burada da var. Bunları yine Ürgüp'ten mi almıştık? Evet, Ürgüp'ten almıştık. Yine karşımızda Esra var bu arada. Yine Esra burada bizimle sağ olsun videoları çekiyor. Burada ise bir Marshall, bir müzik sistemi var. Bunu da bir önceki evimde almıştım. Burada da çok severek kullanıyorum. Bu TV ünitesi IKEA'dan bu arada. Şöyle 3 kapaklı. Atölyeyi yenilediğim videomu izleyenleriniz varsa orada bir de bunun daha kısası ve 2 kapaklı olanı vardı. Onunla beraber almıştım. Bunu Twintes'i olarak kullandım. Seviyorum. İçi de oldukça geniş. Beni böyle gayet idare ediyor diyebilirim. Burada ise bir yine pick-up var. Amy Winehouse bir plan var. Üstünde ise Şok'tan aldığım bambularım var. Burada ise yine bir bitkim var. IKEA'dan aldığım bir berjer var. Bunun üstüne ben yani beyaz olduğu için ve kedim olduğu için hem koruma amaçlı hem de biraz da dekoratif amaçlı şöyle bir koltuk örtüsü sermiştim. Bu koltuk örtüsünü de ben H&M Home'dan almıştım bu arada. Dokusu çok güzel, yumuşacık. Şimdi buraya gelecek olursak buradaki esas noktamız şu ayna. Bu aynayı ben kendim yaptım. Yaklaşık 200-250 lira gibi bir maliyetle. Ön kısmında ayna var. Ayna boyutu kadar da arka kısmında MDF plaka var. Ben aynayı buna güzelce yapıştırdım. Öncelikle kendim yapıştırdım daha doğrusu. Silikonla yapıştırdım. Daha sonrasında şu görmüş olduğunuz ayaklı demir aksamı yaptırdım. Bunu nasıl yaptırdım? Şimdi buradaki demir aksamını ben çizerek yaptım. Bunları SketchUp'ta çizip yaptırırken o şekilde yapıyorum. Bunların hepsi saç malzemeden yapıldı. Alt kısmında biraz daha geniş yani ayna öne ve arkaya gitmesin diye daha geniş bir kısım kullanmıştım. Yanlarında ve şurada da yine daha incesini kullandım. Bunun yani şu kısmının şunun arkasında da bu saç şöyle yukarıya doğru nereye kadar hatta hemen söyleyeyim şuraya kadar devam ediyor.
Yani şu saç şöyle arkada L şeklinde, arkasını da çekip göstereceğim. Arkada yukarıya kadar devam ediyor. Orada da yine silikon ve işte vidalama sistemiyle bunu, yani şu demiri aynaya o şekilde monte etmiştim. Bu tasarım aslında tamamıyla ihtiyaçtan yola geldi. Benim tasarım süreçlerim biraz öyle. Yarısı ihtiyaç, yarısı ise biraz daha keyfi oluyor. 1+1 evimde aynayı yaslayabileceğim bir alan yoktu. Çünkü yemek alanının arkasına bir ayna koymak istiyordum. Çatı eğimli olduğu için yani düz bir formda güzel durmayacaktı. O yüzden yuvarlak bir form seçmiştim. Zaten şu anda da biliyorsunuzdur, yuvarlak formlu olan her şey oldukça trend. Ama benim için orada hani tasarım ve görsel olarak en uygunu buydu. O yüzden seçtim. Daha sonra ise yine benim yeni çalışmalarımdan bir tanesi var. Bunu ilk defa siz görüyorsunuz. Daha Instagram'da paylaşmadım. Bir otel için, Alaçatı'daki otel için bunun gibi birbirinden benzersiz sanatsal çalışmalar yapıyorum. İnanılmaz emekli ama beni çıkan sonuç inanılmaz mutlu ediyor. Şimdilik buraya astım gönderene kadar. Burada ise yine IKEA'nın sehpası, üstünde ise sepet içinde aloe vera var. Bunun bir benzerini biliyorsunuz yatak odamda da sizlere çekmiştim. Yine aynı mantıkla bu sepeti de ben bu şekilde kullandım. Burada ise yine bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu dresuar. Bu dresuarı ben yine kendim yaptırdım. Bu bir saç. Buradaki yani aynadaki malzemeyle aynı bir malzeme. Bunu sadece U şeklinde. Ben bunu aslında adaya yaptırmıştım. Ada mutfağımda bir uzantı olarak yaptırmıştım. Ama oradan taşınınca şimdi böyle dresuar olarak kullanmak istedim. Üstündekiler ise yine bu İzmit'teki Bir Küçük Mutluluk Atölyesi'nin bana hediyesiydi. Burada ise yine kendim yaptığım bu size one line tablo yapımını çekmiştim. Atölye yeniliyorum, atölye dönüşüm videosunda. Yine o tarz boyalarla ve o tarz tekniklerle yaptığım böyle iki tane basic bir tablo var. Çerçeveleri IKEA bu arada. Burada ise Esra'nın bana çok yeni aldığı bir bitki var. Bunun saksı da Baus, bitki de Baus'tan. Bakalım inşallah büyüyecek. Yanındaki ise pampaslar. Bu pampasları ben Mudo'dan almıştım. İlk böyle pampasların çok fazla trend olduğu dönemde Mudo'dan almıştım. O zaman biraz pahalıydı ama en son dere kenarında topladım. Diğerlerinin hepsi dere kenarından, yani herhangi bir para ödemedim. Sizin de aklınız olsun, böyle sulak yerlerde, dere kenarlarında. Başka bir ismi de var, sazlık bitkisi de deniliyor sanırım. Çok da bilmiyorum, neyse eminim bulursunuz. Şimdi yerde görmüş olduğunuz kilim Apex'ten bu arada. Apex'te vintage'lar ve vintage görünümlü kilimler var. Bende Apex'e ait gerçek bir vintage kilim de var. Bir de böyle baskı kilimler de var. Ben bunun kalitesinden inanılmaz mutluyum bu arada. Baskı ama gerçekçi bir baskı duruyor. Bazı baskı kilimlerinde aynı etkiyi bulamadım ama Apex'in bu kiliminde buldum. Eğer almak isterseniz Instagram'da ve web sitesinde Apex Halı olarak aratırsanız bulursunuz. Burada ise benim daire videomu izleyenler bu koltuğu hatırlayacaklardır. Benim bu daha küçük boyutta olan Chester'ım. Daha doğrusu Chester'ları çok seviyordum ama boyutları gerçekten çok büyüktü. Benim o zaman evimde çok büyük olmadığı için bu tarz daha minimal bir koltuk tercih etmiştim. Bunun da rengini beş olarak istemiştim. Ve gerçekten de hani şu ana kadar evim birçok renge gitti. Yani bu koltuğun rengi beni hiçbir zaman üzmedi, öyle söyleyeyim. Siz de eğer evlerinizde hani tavsiye verecek olursak özellikle büyük eşyalarda gerçekten nötrlükten gidin. Detaylarda eğer renklendirmek isterseniz renklendirin. Ya ben mesela burada yastıkla işte yine şöyle kilim dokuma bir yastıkla, şöyle bir koltuk şalıyla renklendirdim. Ama eğer sıkılırsam böyle buraya mavi de koysam burası yine güzel olacaktır. İşte dediğim gibi hani duvarı renklendirirken de yine sadece küçük bir alanı renklendirdim. Küçük bir alanı odak noktası yaptım. Ama sıkılırsam yine orayı tekrardan boyamak benim için çok daha kolay olacaktır. Burada ise şu yastığı Ürgüp'ten almıştık. Bu bana
Yani şu an videoyu çeken kız kardeşim Esra'nın hediyesi. Çok severek aldım. Bu arada fiyatları da orada gerçekten çok uygun. Onu da söyleyeyim size. 50 liraya falan almıştık değil mi? O civarda bir şey almıştık. Çok da, daha doğrusu birkaç tane dükkan vardı. Ama her gittiğimiz dükkanda değişiyordu. Biz şansımıza bu dükkanda bayağı ucuz almıştık. Daha doğrusu ucuz aldığımı sonradan fark ettik. Bunlar ise yine SY2 Home'un yastıkları. Bunlar da güzel. Fiyatı da uygun bu arada. Bu da 50 TL civarı bir şeydi diye hatırlıyorum. IKEA'da da bunun benzerleri var ama IKEA'da biraz daha yüksek. Bu yastıkları ise Trendyol'dan almıştım. Rengini de dokusunu da çok seviyorum. Öyle. Bu koltuk dekorasyonu da böyle. Dediğim gibi sıkıldıkça renklerini değiştirebiliyorum. Benim salonum zaten evimin çoğu genelde daha nötr renklere hitap ediyor. Ama mesela işte sarı da görebiliyorsunuz. İşte kırmızılıklar da görebiliyorsunuz. Arkada böyle pembeler de görebiliyorsunuz. Ama genel anlamda hani detaylara baktığınızda sizi çok fazla yormuyor. Siz de eğer hani özellikle büyük eşyalarınızı daha nötr renkte almak isterseniz sizin için iyi olacaktır. Burada ise yine benim alt kısmını özel yaptırdığım bir sehpam var. Bu sehpayı da çok severek kullanıyorum. Yaptıralı yaklaşık bir 5-6 sene oldu. Çok da seviyorum. Üst kısmını da Koçtaş'tan almıştım. Sadece bir süre sonra rengi sarardığı için beyaz boyayı yine çok sulandırarak üstünden geçmiştim. Böyle daha açık bir ahşap olmuştu. Burada yine dergiler var. Bu mekan dergisi. Burada da benim 1+1 evimin fotoğrafları var. Taşınmadan önce son çekimimizde mekan dergisiyle yapmıştık. Çok da seviyorum ya. Çok güzel bir hatıra oldum. O da burada. Bunların ikisi de H&M Home'dan. Şu da H&M Home'dan bir vazo. Böyle. Galiba her şeyi söyledim. Söylemediğim bir şey varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tur videom mutfak turu olacak. Mutfaktaki detaylı bir tur videosu olacak. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmak isterseniz lütfen abone olmayı ki bu beni gerçekten çok mutlu eder. İçinizden bir şey yazmak geliyorsa da yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.